TRT Spor. Galatasaray'ın 11'inde 4 değişiklik. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, ligde son oynadığı Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray Adana Demirspor deplasmanında İsmail Çipe Oğulcan Çağlayan, Nelson, Markao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Jikeldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed ilk 11 ile sahada yer aldı. Geçen hafta ilk 11'de oynayan Mebaye Dian sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, Yedlin, Van Aanholt ve Feauli Adana Demirspor maçında yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Mustafa Muhammed, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan ilk 11'de oynadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş, takımın başında sahaya çıktı. Adana Demirspor'da bir değişiklik. Ev sahibi takım Adana Demirspor ise deplasmanda galip geldikleri Aytemiz Alanya Spor karşılaşmasına göre ilk 11'de bir değişiklik yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Murik, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambuli, Yunus Akgün, Biarnas'ın, Vargas, Balotelli'ye yer verdi. Akdeniz ekibinde Aytemiz Alanya Spor karşısında ilk 11'de forma giyen Tayip Talha Sanuç bu maçta ilk 11'de yer almazken, o maçta oyuna sonradan giren Deli, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer aldı. Öte yandan maç öncesi Adana Demirspor taraftarı, üzerinde İngilizce, onlara hiçbir şey vermeyin ama onlardan her şeyi alın, yazılı pankart eşliğinde oyuncuların, savaşçı, gibi resmedildiği büyük boy pankartlar açtı. Adana Demirsporlu oyuncular seremoniye Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle üzerinde "Yüzümüzde kurtuluşun ışığında koşuyoruz" yazılı uluslararası Adana yarı kurtuluş maratonu konulu pankart taşıdı. Fanatik. Adana Demirspor Galatasaray maçında Yunus Akgün fırtınası. Adana Demirspor Galatasaray maçında Yunus Akgün fırtınası esti. Bon servisi Galatasaray'a ait olan ve Adana ekibinde kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, sergilediği performansla sosyal medyayı ayağa kaldırdı, trend topik listesinde zirveye yerleşti. Fatih Terim'e mesaj gönderen genç yıldız, aynı zamanda da sarı kırmızılı ekip taraftarlarını mest etti. Florya'daki Galatasaray Futbol Akademisi'nde yetişen ve sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün, Jim Bom'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Sağ kulvarı çok etkili kullanan ve Adana Demirspor hücumlarında başrol oynayan Yunus, Fatih Terim'e göz kırptı. Etkili performansıyla sosyal medyayı ayağa kaldıran 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray taraftarını da mest etti. İşte sosyal medyada Yunus Akgün için atılan tweetlerden bazıları. NTV Spor Yunus Akgün Galatasaray'a geri dönecek mi? Maç sonu açıklama Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren goller Yunus Akgün'den geldi. Sarı Kırmızılı Kulüpten Adana Demirspor'a kiralık olarak gelen 21 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası Beyin Sports'a konuştu. Yunus Akgün Galatasaray'a geri dönecek mi? Duygusal bir maçı geride bıraktığını belirten Yunus, benim için duygusal anlamda önemli bir maçtı. Ben Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim, orada öğrendim her şeyi. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol her zaman en iyisini yapmayı öğrettiler. Gol attım, sevinmedim. Orada büyüdüm. Nerede olursam olayım elimden geleni yapıyorum. Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Kendimi ne kadar geliştirirsem Galatasaray'a o kadar güçlü döneceğim. Mario Balotelli'nin gol sevinci için ne söyledi? Balotelli dışarıdan göründüğü gibi biri değil. Müthiş bir insan. Bana her zaman yardımcı oluyor. Eksiklerimi söylüyor. Bugün ben de öyle bir sevinç beklemiyordum. Tekme attı. Onu çok seviyorum. O da beni seviyor. Aramız çok iyi. Meşis Vargas ne söyledi? İkinci gol jeneriklikti ama birinci gol sağ ayağıyla attığı için daha zordu. Bu tarz futbolcularla oynadığımda asist yapmak daha kolay. Orta alanı kapatıp sonra dışarı zorladık. Oraları da kapatınca onların da yapacağı bir şey kalmadı. Sonrasında etkili kontrataklar yakaladık. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.